Hanımefendiler, beyefendiler, teferruata hoş geldiniz. Erdoğan hiçbir utanma emaresi göstermeden yalan söylemeye devam ediyor. Ustalıkla yalan söylemeye devam ediyor. Gerçekten ustalık dönemini yaşıyoruz. Amerika'ya gitti. Şangay İşbirliği Örgütü'nden ayrıldı. New York'a gitti. Central Park'ta dolaştı. Özgür dünyanın son derece mütevazı bir lideri gibi halkla muhatap oldu. Sonra bir programa katılmış. Bir röportaja konuk olmuş. Öyle cümleler kuruyor ki hani biz bunun neresini düzeltelim? O kadar çok yalan söylüyor ki ve yine ekonomist olduğu iddiasında bulunuyor. Anladığımız kadarıyla kendisinin gerçekten ekonomist olduğuna inanıyor. Bunu bir yalan olarak söylemiyor. Buna ikna olmuş durumda. Bütün benliğiyle artık diyor ki ben ekonomistim diyor. Şu anda %8, %9 enflasyonla sarsılan, yıkılmak üzere olan ülkeler var ama hamdolsun bize hiçbir şey olmuyor diyor. Bizde %80 var diyor. Yani bununla övünüyormuş gibi hissediyor musunuz siz de? Ya bizde %80 var ama hiçbir şey olmuyor diye. Sanki bununla gizli gizli bir övünüyor. Buradan bir başarı hikayesi çıkarmaya çalışıyor. Erdoğan enflasyon nasıl çözülecek sorusuna enflasyon aşırı bir ekonomik tehlike değildir. Ben ekonomistim. Benim ülkemde marketlerde raflar boş değil ama Amerika'da bile bugün raflar boş. Fransa'da raflar boş, Almanya'da raflar boş diyor. Bu lafı nerede söylüyor? Amerika'da söylüyor. Amerika'da raflar boş diyor. Orada bir kadin olacak? Yalan söylüyorsun diye şaplığa yapıştıracak. Yani yarın Almanya'nın başbakanı Olaf Scholz de görüşecek. Ya Scholz'e birisi desin ya sizin ülkeniz hakkında bu adam böyle söylüyor. Raflar boş diyor. Siz bunu bunun bir hesabını sorun bakalım falan diye birisinin suratına bunu çarpması lazım. Sevgili izleyenler yalan söylüyor. Bakın ekonomistliği, diplomasının sahteliği falan bir tane. Almanya'da raflar boş falan değil. Almanya'da raflar boş değil. Almanya'da insanlar aç değil. Fransa'da raflar boş değil. Amerika'da raflar boş değil. Bu yalanı söylüyor. Bu yalanı kendi tabanına söylüyor. Bakın orada yalanlansa mesela biz gitsek Almanya'da rastgele marketlere gitsek en uygun fiyatlı olanından en pahalı olanına kadar böyle gezsek tamam mı? Fotoğraflar çeksek, videolar çeksek desek ki Almanya'da raflar boş değil. Önemli değil. İstediğiniz kadar anlatın. Çünkü reislerinin söylediğine inanacak, sorgusuz sualsiz bunu kabul edecek bir kitle var ve o kitleye kitlemeye devam ediyor Erdoğan bu yalanları. Erdoğan Türkiye'nin ekonomisini Almanya ile Fransa ile Amerika Birleşik Devletleri ile kıyaslıya dursun. Türkiye'nin düştüğü lig, bulunduğu torba şurası. Üzülerek gösteriyorum. Sürekli söylüyorum. Türkiye'nin ekonomisini asla ve asla Almanya ile Fransa ile falan kıyaslayamazsınız. Buna hakkınız yok. Buna hadsizlik derler. Önce bir realitenin farkında olacağız. Türkiye gıda enflasyonunda kimlerle yarışıyor sevgili izleyenler? Dünyada gıda enflasyonunun en fazla olduğu olduğu ülkeler sıralamasında Türkiye, Zimbabwe'nin, Lübnan'ın, Venezuela'nın, Sri Lanka'nın hemen ardından 5. sırada. Yarıştığımız ülkeler bunlar. Bizden sonra da İran var, Arjantin var, Moldova var, Etiyopya var, Ruanda var. Almanya var mı? Fransa var mı? Amerika Birleşik Devletleri var mı? Türkiye'nin ekonomisini buralara düşürdüler sevgili izleyenler. Türkiye'nin demokrasisini Şangay İşbirliği Örgütü'nün seviyesine düşürdüler. Türkiye'nin demokrasisini Rusya'nın seviyesine düşürdüler. Çin'in seviyesine düşürdüler. Kuzey Kore ile yarışıyoruz. Türkiye'nin ekonomisi de gördüğünüz gibi Zimbabwe ile Sri Lanka ile filan yarışıyor. Ama diyorlar ki Almanya'da insanlar aç. Amerika'da millet ağaç kökü kemiriyor diyorlar. İskandinav ülkeleri çöktü diyorlar. Ve işin acı yanı, işin en dramatik yanı buna inananlar var. Ahmet Davutoğlu Tahir Elçi cinayetinde tanık olarak dinlenecekti. Mahkeme bundan vazgeçti sevgili izleyenler. Mahkemenin vazgeçme gerekçesi de şuymuş. Ya yeni bir şey katmayacak demiş yani. Davaya yeni bir şey katmayacak. Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlık yaptığı dönemde bir avukat, Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi kameralarının önünde katledildi. Diyarbakır'da dört ayaklı minare çatışmalardan zarar görüyordu. Bir tarih yok ediliyordu. Diyarbakır'ın tarihi surları, surların etrafındaki tarihi yapılar yok ediliyordu. Ahmet Davutoğlu'nun oraları Toledo yapmak diye bir iddiası vardı ve o dönem başbakandı. Eğer onun tanıklığı da bu davaya hiçbir şey katmayacaksa, yenilik katmayacaksa mahkeme bunu lüzumsuz görüyorsa söyleyecek bir şey yok. Ahmet Davutoğlu'na burada düşen nedir biliyor musunuz? Kendi başbakanlığı döneminde bir avukat, bir insan hakkı savunucusu, bir insan katlediliyor ve kendi başbakanlığı döneminde katledilen bir insanın, katledilen insanların vebalini birazcık da olsa hissediyorsa, çünkü insan olan hisseder, benim ruhum var, benim vicdanım var, benim kalbim var diyen bir insan o acıyı hisseder. Onun sorumluluğunu hisseder. Burada şunu demeye çalışmıyorum. Bu cinayetlerin arkasında Ahmet Davutoğlu da vardı filan değil benim kastım. Söylemeye çalıştığım şey şu. Hiçbir dahliniz olmasa bile, bu cinayetin azmettiricisi siz olmasanız bile, katillerin ekmeğine yağ sürmeseniz, katillerin sırtını sıvazlamamış olsanız bile o gün siz bu ülkenin başbakanıysanız ve siz başbakanken Türkiye'nin her tarafında patlayan bombalarla Ankara'da, Suruç'ta, İstanbul'da, Diyarbakır'da patlayan bombalarla yüzlerce insan katledildiyse ve siz bundan vicdani bir sorumluluk duyuyorsanız, bugün de muhalefet sıralarında oturuyorsanız, bu rejimi değiştirmeye niyetliyseniz böyle bir iddianız varsa, mahkeme sizi tanık olarak çağırmıyorsa bile geçin kameranın karşısına, alın kendinize bir tripod, bir kamera, bir mikrofon ve anlatın. O gün o bombaların niye patladığını anlatın. O gün yüzlerce insanın niye öldürüldüğünü anlatın. Tahir Erçin'in neden katledildiğini anlatın. Sadece vicdani olarak görevinizi yerine getirin ve bu ülkeye, bu halka, bu ülkenin insanlarına borcunuzu ödeyin. Belki bu cinayetin gerçek suçluların ortaya çıkmasını sağlayamayabilirsiniz. Ama rüzgarı tersine çevirmeye birazcık da olsa katkınız olur. Ben Ahmet Davutoğlu konuşursa gerçekten yer yerinden oynar diye düşünüyorum. Bakın biz kimlerden medet umuyoruz sevgili izleyenler. Hakimlerden, savcılardan umudumuz kalmadı, adaletten umudumuz kalmadı. Diyoruz ki Sedat Peker konuşursa, Sedat Peker kim? Suç orta. Evet Erdoğan'ın suç ortağı, Süleyman Soylu'nun suç ortağı. Bugün aralarında bir sorun var ve Sedat Peker konuşuyor. Çok önemli şeyler açıklıyor. Ama Sedat Peker'e gelene kadar daha konuşabilecek Ahmet Davutoğlu var. Ali Babacan var. Eski AK Partililer var. Birlikte neler neler yaptılar. Bu ülkeyi yönettiler. Çıksınlar ve lütfen birazcık bu halka karşı sorumluluklarını yerine getirsinler. Eğer muhalefet olma iddiaları varsa, eğer demokrasi, insan hakları, adalet iddiaları varsa mahkeme çağırsa da çağırmasa da Ahmet Davutoğlu çıksın konuşsun bence. Anayasa Mahkemesi çok önemli bir karar vermiş. Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan'ın polisler tarafından ters kelepçe takılarak, güç kullanılarak, işkence yapılarak kolunun kırılmasının bir hak ihlali olduğuna karar vermiş. Bir kötü muamele olduğuna karar vermiş ve 20 bin lira tazminat ödeyeceklermiş. Evet karar bu sevgili izleyenler. Berkin Elvan'a neler yapıldığını biliyoruz. Gülsüm Elvan'a neler yapıldığını biliyoruz. Meydanlarda nasıl yuhalatıldığını biliyoruz. Ama diyelim ki tanımadığımız bir insan, tanımadığımız bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, bir kadın, bir adam fark etmez. Polisler tarafından gözaltına alınırken, niye gözaltına? alıyorlar. Bir suç mu işliyor? Suçüstü hali mi var? Zarar mı verecek? Elinde silah mı var? Yani gözaltını almanın da bin tane detayı var, bin tane kuralı var ve... Ters kelepçe takıyorlar, kolunu kırıyorlar sevgili izleyenler 2017'de. Üzerinden 5 yıl geçiyor, dikkatinizi çekiyorum, anayasa mahkemesi bu kararı veriyor. Bir insanın anayasa mahkemesine kadar varabilmesi için Böyle bir dava açabilmesi için iç hukuk yollarında başka hiçbir kapının kalmamış olması gerekiyor. Yani bu işkenceyi yapan polislerin amirleri, bu polislerin bağlı olduğu İçişleri Bakanlığı, yerel mahkemeler, şunlar bunlar hiçbiri burada bir sorun görmemiş. Bir kadının ters kerepçe takılarak kolunun kırılmasında hiçbir sorun görmemişler. Olay anayasa mahkemesine kadar varmış. Allah'tan orada bu kararı vermişler. Yoksa Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gitmek zorunda kalacaklar. Çocuğunu öldürdüler, yaz tutmasına bile izin vermediler acısına bile saygı duymadılar. Ülkenin Cumhurbaşkanının şeflik yaptığı nefret orkestrası yuhaladı çocuğu ölen bir anneyi meydanlarda. Nefret kustular. Sonra hakkını aramaya çalışırken işkence yaptılar, kolunu kırdılar. 5 yıl geçti. sene 2022 Sonra şimdi mahkeme dosyanın yeniden açılmasına karar vermiş. Evet, buradan adalet bekleyeceğiz şimdi biz. O beklediğimiz adalete bir süre daha ulaşamayacağımıza dair bir haber. İstanbul Valiliği polis şiddetine soruşturmayı engelledi. Okuyalım. İstanbul Valiliği Gezi'nin 9. yıl dönümünde Taksim'de yurttaşları ve gazetecileri darp edip gözaltına alan polislerle ilgili şikayet dosyasında soruşturma açılmasını engelledi. Valilik soruşturma açılmasına gerek olmadığını ve dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verdiğini duyurdu. Yarın bir gün bir süre sonra 3-5 yıl sonra Anayasa Mahkemesi'ne gidecek bir dosya var karşımızda yine bir haber var. Gördüğünüz gibi nasıl mesela Berkin Elvan'ın annesi Gülsüm Elvan'a yapılan işkencenin nasıl Anayasa Mahkemesi'ne gittiğini anlıyoruz işte. İstanbul Valiliği gerek yok diyor soruşturmaya. Olabilir. Vatandaşın kolunu da kırarlar, gözünü de kör ederler, öldürürler. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi seçimleri öteki tarafa bağladı. Seçimlerin hepsi kritikti. Bunların hepsi önemliydi ama bu seçim çok daha önemli. Hepimiz öbür dünyaya gideceğiz o tarafa gittiğimizde soracaklar demiş. Bu öbür tarafta soracaklar mevzusu üzerinden çok geyik çıkar. Çok espri de yapabiliriz ama ben size şu tehlikeyi anlatmaya çalışıyorum. Eğer siyasi ideallerini, siyasi partilerini, koltuk sevdalarını, saray sevdalarını, doymayan gözlerini böyle kutsal bir kılıfa sararlarsa korkmamız lazım. Her şeyi yapabilirler. Bakın her şeyi yapabilirler. Bu her şey baya baya geniş bir her şey bu. Kemal Kılıçdaroğlu Elazığ'a gitmiş. Partisinin grup toplantısını Elazığ'da yapmış. Ve Kemal Kılıçdaroğlu Elazığ'a gideceği zaman orada bir organizasyon yapılmış. Kemal Kılıçdaroğlu'nun aleyhine. Oradaki billboardlara bir sürü dev işte pankartlar asmışlar. Ve tabii ki bunun bu paranın kaynağı nereden geliyor? Nereden geldiği belli. Bunu kimin yaptığı belli. Amaçların ne olduğunu biliyoruz. Ve işte Kemal Kılıçdaroğlu gitmiş bu pankartlardan, bu billboardlardan birinin önünde fotoğraf çektirmiş. Kemal Kılıçdaroğlu demiş ki Selahattin Demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağım. Ve bunu olumsuz bir şey gibi asıyorlar oraya diyorlar ki siz bu adama oy verirseniz diyorlar. Ulan siz Apo'dan mektup alıyorsunuz ulan. Siz Apo'nun kardeşini TRT'ye çıkarıyorsunuz ulan. Siz bütün mafyalarla, suç örgütleriyle uyuşturucu, tacir İttifak ittifak kuruyorsunuz. Birbirinize sövdüğünüz saydığınız Devlet ile ittifak kuruyorsunuz. Hiçbir ahlaki alt sınırınız yok. Gece gündüz yalan söylüyorsunuz. Gece gündüz iftira atıyorsunuz. İnsanları tehdit ediyorsunuz. Korkutuyorsunuz. Biz seçimi kaybedersek diyorsunuz. Beyaz toroslar gelir diyorsunuz. Eski dostunuz, ortağınız, müttefikiniz Sedat Peker'in anlattıklarını duymuyor musunuz? Ama diğer taraftan bir siyasi partinin lideri başka bir siyasetçiyle Oturup çay ile içmeyecek. Niye? Hayırdır yani burada bir sorun mu var? Meşru siyasi partiler, meşru siyasetçiler otururlar, konuşurlar bu ülkenin geleceği için, bu ülkenin sorunları için. Bunlara meydan okumak zorundayız sevgili izleyenler. Bunların ahlaksızlıklarına, bunların yüzsüzlüklerine, bunların omurgasızlıklarına meydanı bırakmamalıyız. Bir dakika ya. Madem siz bundan korkuyorsunuz, madem Kemal Kılıçdaroğlu ile Selahattin Demirtaş'ın bir araya gelmesi sizi korkutuyor, o zaman bir araya gelecekler. Madem dinler bir insanla seküler bir insanın yan yana gelmesi sizi ürkütüyor, yan yana gelecekler omuz omuza verecekler. Madem başörtülü bir kadın, başı açık bir kadının hakkını savununca siz bundan mutsuz oluyorsunuz, o zaman daha çok savunacaklar. Bu karanlığı yenmenin formülü son derece basit sevgili izleyenler. Neden korkuyorlarsa onu yapmaya devam edeceğiz. Neyi yapmamızı istemiyorlarsa onu yapmaya devam edeceğiz. Çünkü sarayı kaybetmemek için, saltanatı kaybetmemek için insanların birbirine düşman olması, insanların birbirinden uzak kalması, birbirleriyle konuşmamaları, aralarında derin büyük vadiler olması onların işine geliyor. Böyle devam etmesini istiyorlar. Kendileri her türlü çirkefliği yapacaklar, kendileri her türlü karanlık adamla, her türlü kirli adamla, her türlü suç örgütüyle, her türlü uyuşturucu taciriyle ittifak kuracaklar. Katil dedikleri, canavar dedikleri, terörist dedikleri adamların ayağına gidecekler, ellerine kapanacaklar sırf bir para getirebilmek için ama biz birbirimizle konuşmayacağız öyle mi? O zaman neden korkuyorlarsa, neyi yapmamızı istemiyorlarsa inadına, ısrarla ve sabırlı bir şekilde onu yapacağız. Ki Türkiye bu karanlığı yenebilsin. Ulaşmak istedikleri Türkiye fotoğrafı bu sevgili izleyenler. Erdoğan oturmuş koltuğa, etrafına da ben gazeteciyim iddiasında bulunan bayağı bir şahıs toplanmışlar, poz vermişler. Ya ben böyle gerçekten son günlerde çok moralim bozuluyordu Türkiye'ye dair, kendime dair bazı şeylerin çözümsüz olduğunu falan düşünüyordum. Gerçekten yani. Böyle psikolojik olarak baya diplerdeydim sevgili izleyenler. Şu fotoğrafa baktım. Kendi kendime şunu dedim. Ya bu fotoğrafta yokum. Çok şükür. Olabilirdim. Olabilirdik bu fotoğrafta ya da başka bir fotoğrafta gerçekten hiçbir değeri hiçbir kıymeti olmayan asla gerçeklerle doğrularla hiçbir alakası olmayan sadece kendi menfaatini düşünen gördüğü bütün yanlışlar bütün kötülükler bütün hırsızlıklar bütün yolsuzluklar bunların hiçbirisini sorun etmeyen utanması kalmamış Vicdanı kalmamış, merhameti kalmamış, aklını aklını götürmüş birilerine kiraya vermiş. insan müsveddesine, gazeteci müsveddesine dönüşebilirdik. Kendi kendime böyle dedim ya. Çok şükür. Çok şükür yani şöyle bir fotoğraf karesinde yer almadığım için kendimi çok mutlu hissediyorum. Dedim ya ben bayağı iyi durumdaymışım yani. Kendi kendime dedim ki iyisin Ahmet ya iyisin. İyisin yani Allah bundan geri koymasın yani. Allah kimseyi şu duruma düşürmesin ya. Görüyorsunuz değil mi? Bunlar gazeteci sevgili izleyenler. İşte kendisinin etrafında böyle hizaya dizilmeyen, sarayın önünde sıraya girmeyen, kendisine biat etmeyen gerçek gazetecileri de yok etmeye çalışıyorlar, susturmaya çalışıyorlar. Ama öyle ya da böyle gerçeğin sesi bayağı güçlü ya. Sevgili izleyenler teferruattan bugünlük de bu kadar. Yarın Türkiye saatiyle 20'de herhangi bir aksilik olmazsa yine burada olmaya çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın, sağlıcakla kalın, hoşçakalın.